Merhaba sevgili akrep burçları, yükselen ve ay burcu akrep olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım, umarım çok çok iyisinizdir. Bugün akrep burcu bakımı yapacağız, açılımı yapacağız. Akrep burcu 18-31 Mayıs bakacağız. Bakalım akreplerin neler bekliyor. Şimdi akrep burçları su grubuna dahil, yönetici gezegeni Mars. Renkleri koyu kırmızı, bordo, metali, demir. Uğurlu sayıları 9, uğurlu günleri salı gündür arkadaşlar. Akrep burcu soğukkanlı görünüşlü, çok çekici, çok cilveli, sempatik, giyimlerine, kuşamlarına dikkat eden, düzenli ve tertibi seven burçlardır. Takıntılı burçlardır. Sevdikleri zaman çok sağlam sever akrep burçları. Soğukkanlı gözükebilirler ama kesinlikle öyle değiller. Çok merhametli burçlardır. Akrep burçları hiçbir zaman hiçbir şeyi unutmaz. Yapılan iyiliği veya yapılan kötülüğü asla ve asla unutmaz. Genellikle alıngan burçlardır. Kıskanç burçlardır akrepler. Akrep burçları hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Şimdi akrepler Koç burcunun da yönetici gezegeni Mars olduğu için akreple Koç burcu çok iyi anlaşır. Toprak grubu Boğa Başak Oğlak'la iyi anlaşır. Yengeç Balık Akrep'le tabii ki iyi anlaşır. Ateş grubunda Koç burcu ile iyi anlaşır. Hava gruplarıyla akrepler biraz sıkıntı, kısmen sıkıntı yaşayabilir arkadaşlar. Diğer burçlarla olumludur. Şimdi akrep burçlarına bir genel açılım yapalım. Sonra detaylı açılım bakacağım size. Bu arada Azerbaycan için İndirim kampanyam, özel bakımlarda %50 indirim kampanyam devam ediyor arkadaşlar. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum canlarım. Şimdi bir genel bakım yapalım. Bakalım akrepleri neler bekliyor. Şimdi burcu akrep ve yükseleni ay burcu akrep olan arkadaşlar. Şimdi aşktan yeni ve aile içerisinde biraz soğukkanlılık, biraz karmaşa. Karmaşa demeyelim de böyle bir kararsızlık olduğunu ve kaygıları olduğunu gösteriyor akrep burcunun. Düşünceli gösteriyor akrep burçlarını. Evin içerisinde bir değişim yapma isteğini gösteriyor. Akrep burcunun genel olarak hayatında 18-31 Mayıs arasındaki süreç içerisinde bir değişiklik olacağını gösteriyor. Şimdi kaygılı olan akrep burcunu aşktan yana biraz duygusal ve akrep burcuna karşı yapılmış haksızlıktan bahsediyor kartlar. Bundan bahsediyor. Evet, üçüncü kişilerden bahsediyor. İhanetten bahsediyor. Şimdi akrep burcunu biraz duygusal özel hayatta ve duygusal hayatta biraz karmaşık gösterdi. Detaylı açılımda bunu ifade edeceğim, size bakacağım. Değişim ve dönüşüm olacağını gösteriyor sevgili akrep burçlarına. Konum olarak yükselişe geçebilirsiniz. Yani iş bakımından, kariyer bakımından ve maddiyat olarak akrep burçlarını güzellikler bekliyor. Ama duygusal olarak, duygusal hayatlarında biraz kırgın olduklarını ve kaygılı olduklarını gösteriyor. Üçüncü kişilerin müdahalesinden bahsediyor akreplere. Şimdi akrep burcunun aileli olan akrep burçlarına aile içerisindeki olası olan değişiklikten ve değişimden bahsediyor kartlar. Bu neyin değişimidir? Onu detaylı açılımda bakacağım, söyleyeceğim size. Bir aşk bakalım. Akrep burcuna bir öncelikle bir detaylı aşk bakalım. Sonra kariyer bakacağım canlarım. Bir bakalım. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İşimi çok severek yapıyorum ve gerçekten emek sarf ediyorum. Emeğimin karşılığı olarak abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Aslında gereken de budur. Çünkü emek sarf edilen her şeye saygı gösterilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. 5, 6, ve abonelerimi seviyorum. Severek yapıyorum işimi. Şimdi gördüğünüz gibi, demin de çıktığım gibi, akrep burçlarını bir kargaşadan, duygusal olarak bir karmaşıklıktan bahsettiğini gösteriyor. Partneriyle arasında bir soğukluk olduğunu gösteriyor. Partneriyle hangi ağırlıklı toprak ve su gruplarından bahsediyor? Yengeç, balık, akrep,
Boğa Başak Oğlak'tan bahsediyor. Aralarında bir inatlaşma var. Kesinlikle bir haksızlık yapıldığından bahsediyor. Haksızlığı yapan taraf karşı tarafı gösteriyor. Akrep burcundan yana gerçekten bir sıkıntı olduğunu göstermiyor kart. Akrep burcuyla toprak gruplarının arasındaki soğukluktan bahsediyor. Yine gördüğünüz gibi ama barış var kesinlikle. Barışacak kısa zaman içerisinde toprak gruplarıyla bu kısa zaman 2-3 gün içerisinde yani ayın 21'ine kadar toprak döneminde olan süre içerisinde barışacaklarını gösteriyor. Şimdi yengeç balık akrepten bahsediyor. Akrebin karşı partneri akrebi biraz kaygıya soktuğunu gösteriyor. Partneri yengeç balık akrep olan su gruplarıyla ilgili ise biraz kırgınlığın devam edeceğini gösteriyor arkadaşlar. Evet, kıskançlık var çünkü üçüncü kişiler yok. Yani kıskançlık dediğim bir kesinlikle bir kıskançlık var ama şahıs kıskançlıktan bahsetmiyor. Yani karşı tarafın hiçbir suçu yok. Sadece yanlış anlaşılma ve Akrep Burcu'nun kurduğu bazı şeylerden bahsediyor. Bunu gösteriyor. Şimdi diğer kartlara bir bakalım. Bakalım neler var. Genel anlamda aşktan yana ciddi bir sorun ve ciddi bir problem göstermiyor. Şimdi Akrep Burcu'nu ateş ve hava gruplarıyla, Koç Aslan Yay ve İkizler Kova Terazi ile sıkıntılı olan, kesinlikle bir üzüntülü olan, aranızda bir soğukluk ve İkizler Kova Terazi ile Koç Aslan Yay ile Akrep Burcu partnerinin olan arkadaşlarım, sevgilerim veya evli olan kişilerde kesinlikle bir aldatma, bir ihanetten bahsediyor kartlar. Zaten bunun şüphelendiğini gösteriyor. Çok üzgün gösteriyor. Akrep Burcu'nu Koç Aslan Yay İkizler Kova Terazi'den yana diyor arkadaşlar. Şimdi buradaki kesinlikle üçüncü kişinin ortaya çıktığını ve kesinleşmiş yani bir şeyler yakaladığını gösteriyor. Akrep Burcu biliyorsunuz hisleri çok kuvvetlidir akreplerin. Hissettikleri her şeyin peşinden giderler ve sonuna kadar giderler. Öyle kolay kolay akrepten kurtuluş yok. Özellikle de aşktan yana sevdiği kişileri asla ve asla paylaşmayı sevmez. Buradaki İkizler Kova Terazi ve Koç Aslan Yay yükseleni de bu burçlardan olan partnerleriyle arasındaki kıskançlıktan, üçüncü kişilerin müdahalesinden bahsediyor. Karşı tarafın çok fazla verecek bir cevabı yok yani bunu gösteriyor. Dönüş var mı? Var. Özür var mı? Tabii ki de var ama kabul edip etmemeyi akrebe bırakıyor kartlar. Karşı tarafın dönüşü var sevgili akrep burçları. Şimdi evli olan akreplerin hayatında ise stabil düzen gösteriyor. Tabii ki bu genel açılımdır arkadaşlar. Üzerinize uyanlar alın, uymayanları evrene iade edin. Her zaman söylüyorum bunu. Genel olarak Akrep Burcu'nun hayatıyla ilgili evliliğinde veya bir mesafeden bahsediyor. Sanki evliliğinde eşinden veya partnerinden biraz mesafeli ve uzakta olduğunu gösteriyor. Onun kaygısını ve özlem yaşadığını gösteriyor. Genel anlamda söylediğim gibi hiçbir şekilde bir boşanma veya ağırlıklı yüzdeye bakarak konuşuyorum. Boşanma ve ayrılık yok ama dediğim gibi Koç Aslan Yay ve İkizler Kova Terazi ile sıkıntının biraz da devam edebileceğinden bahsediyor kartlar. Çünkü bayağı ciddi bir mevzu diyor kartlar. Şimdi Akrep Burcu maddiyat, kariyer, iş bakalım neler var, neler olacak. Bu arada tekrar duyurumu yapıyorum. Azerbaycan abonelerime özel bakımlarda %50 indirim kampanyam devam ediyor. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Görüntülü bakım yapıyorum. Karşılıklı 2, 4, 5, 6, 7. Şimdi Akrep Burcu'nu işten yana kaygı yaşadığını ve iş yerindeki olan düşüncelerinden, kaygısından ve yorgunluğundan bahsediyor. Ve mevcut olan iş yerinde mutlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama kesinlikle bir iş değişimi ve bir teklif veya yükseliş olabilir, atama olabilir. Bunu yapabileceğinden bahsediyor. Uzun zamandır beklediği atamayla ilgili haberi alıp veya yeni bir işe başlayacağından bahsediyor kartlar. Veya burada iki işi bir arada yürütme gibi iki işi bir arada
devam ettirme gibi düşüncelerinin olduğunu gösteriyor Akrep Burcu'nu. Başarılı mıdır? Başarılıdır. Şimdi kurum içerisinde olabilir veya kurum içerisinde iş değişimi, atama veya başka bir iş değişimine açık, yolunuzun açık olduğunu gösterir ve bunların yaşanacağından bahsediyor kartlar. Yeni teklifler, yeni başarılar ve yeni işlerden bahsediyor kartlar. İş arayan akrepleri kesinlikle olumlu gösteriyor. Ayın ikinci yarısından sonra, 20'sinden sonraki süre içerisinde diyor. Akrep Burcu çok ciddi çaba göstereceğinden bahsediyor kartlar. Yükselişle beraber ticari konularda, ticari işlerde olumlu gösteriyor Akrep burçları. Şimdi mahkemesi olan Akrep burçları, beklemede olan Akrep burçları, uzun zamandır darda ve zorda olan, üzgün ve mutsuz gösteriyor kartlar. Yani hasretle beklediği haberi alacağından bahsediyor kartlar. Peki bu haber olumlu mudur? Pek de gönül açıcı bir haber olmayabilir ama peşinden gelen ikinci haberin mahkemeyle ilgili kesinlikle olumlu olduğunu gösteriyor. Bu herhangi bir mahkeme olabilir, para ile ilgili tazminat olabilir, genel bir dava olabilir. Para cezası olabilir, miras davası, hiç fark etmez. Herhangi bir dava olursa olsun mahkeme ile ilgili bir sürüncemeden bahsediyor. Akrep burcunun biraz canı sıkılabilir. Yani ufak bir aralıklı bu mahkemenin günün ertelenmesi gibi filan böyle bir şeylerden bahsediyor. Burada bir duygu karmaşası yaşayabilir ama kesinlikle mahkemenin sonucunu olumlu gösteriyor. Düşüncesini veriyor sevgili akrepler. Şimdi yatırım yapmak isteyen akrepler, maddi olarak finansal konularda alım satım işleri yapmak isteyen akrepler, lütfen ayın 25'i ile 31'i arasında yapın bu maddi parayla alakalı işlerinizi. Çünkü o dönem daha uğurlu olduğunu gösteriyor kartlar. Şimdi o dönemden önce yaparsanız bir para kaybı, bir sıkıntı yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Şimdi genel olarak ay tutulması olduğu için akrebe de yansıyor mu? Yansıyor. Ama dediğim gibi akrebin duygusal olarak biraz gergin olabilir, biraz sıkılmalar, biraz yani geçici bir sağlık sorunları yaşayabilirsiniz ufak tefek, ama unutmayın bu geçici bir süreçtir ve geçici bir dönemdir sevgili akrep burçları. Şimdi bir devam edelim. Akrep burcunun yalnız olarak, yalnız ortak iş yapan akreplerden bahsediyorum. Ortaklarıyla arasında bir soğukluk ve bir gerginlik olduğunu gösteriyor. Ortaklarının akrep burcuna verdiği zararın ortaya çıktığından bahsediyor kartlar. Ciddi bir zarardan ve zararı da düşünmeyen akrep, düşünür de ama genel olarak bana ihaneti nasıl yapar gibisinden düşüncesini veriyor. Ortak işler yapan akrep burçlarına ayrılmak gösteriyor. Ayrılacaklar ve kendi işlerini kendileri idare etmek düşüncesini ağırlıklı gösteriyor. Bu olumlu mudur? Olumludur. Ortak işleri ben hiç sevmiyorum arkadaşlar. Her zaman sorun çıkar ortak işlerde. Ve burada da akrep burcunu, ortak iş yapan, ortak yatırım yapan akrep burçlarına bir sıkıntı gösterdi. Şimdi akrep burcunun maddiyat ve kariyerle alakalı çok olumlu gösterdi arkadaşlar. Şansınız, bahtınız açıktır. İnşallah öyle gösteriyor. Yeni tekliflere açıksınız. Yeni teklifler alabilirsiniz. İş kurmak isteyen akrep burçları kesinlikle olumlu bir dönemdir, yapabilirsiniz diyor. Maddiyat ve kariyerle alakalı şanslı döneminizdir diyor. Bereketli bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Yeni ortaklıklar kesinlikle olumlu olduğunu gösteriyor. Rahatlayacağınız bir dönemdir diyor. 18-31 Mayıs aralığı kesinlikle olumlu işlerin başlayacağından ve bir adım atacağınızın sinyalini veriyor kartlar. Aşırı şekilde şanslı ve kısmetli, bereketli bir döneme girdiğinizi gösteriyor sevgili akrep burçları. Sadece çevrenizdeki insanlara ve iş yerinizdeki insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Aşırı şekilde arkanızdan çevrilen işlerden bahsediyor. Biraz
Kartlar uyarıyor. Ayın 24'üne kadar olan süre içerisinde dikkatli olmanız gerekiyor. İşle alakalı diyor kartlar. Ve dediğim gibi ani bir şeyler, ani bir şeyler olacağını gösteriyor. Yani beklediğiniz gibi değil, ani bir olasılıklar var arkadaşlar. Dikkatli olmanızla ilgili tekrar işle alakalı bakıyoruz. Tabii ki iş arkadaşlarınıza özellikle ateş ve hava gruplarından bahsediyor enerjiyi. İkizler Kova Terazi, yükselen İkizler Kova Terazi, Koç Aslan Yay, yükseleni Koç Aslan Yay olan iş arkadaşlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlığınıza da biraz dikkat ederseniz sevinirim. Ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Umarım kalıcı değildir canlarım. Evet, videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın. Sizi seviyorum.